Merhabalar, selamlar arkadaşlar herkese. Bugün Eylül ayının 9'u, 9 Eylül 2021. Dün başlamış olduğum bu test yayınlarını bugün ikincisi olarak devam ediyorum. Daha önce de söylemiş olduğum gibi dünkü programda ya da dünkü kayıtta diyeyim, söylemiş olduğum gibi bu şeylerin, kayıtların linklerini ben size ileteceğim. Yayın sırasında işte chatbox'a koyarak isteyen arkadaşlar seyredebilirler müsaade olduğu zamanlarda. Şimdi dünkü konularımız 3 tane konu vardı kapsamaya çalıştığım. Bunlardan bir tanesi işte tesisat işleriydi. Öbürü burada meslek edinmeyle ilgili olan programdı. Yani fikirlerimdi. Bir diğeri de sanırım gene teknik işler, teknik okullarla ilgili sertifikasyon programlarıyla ilgili bir konuşmaydı. Ben dediğim gibi test olduğu için dikkat ederseniz eğer izlediyseniz 33 dakika sürüyor ve sonunda kesiliyor. Yani ben onu biraz daha 2 dakika falan daha fazla konuşmuştum. Toplam demek ki 35 dakika olmuş. Fakat kayıt kesildi. O yüzden prensip olarak en fazla 30 dakika konuşmaya karar verdim. Şu anda saatime bakıyorum. Aşağı yukarı 6'yı 5 gece falan başlamışım. İşte en fazla 6.35 hatta 6.30'da kesmeye çalışacağım. Bu şekilde kendime bir hatırlatma yapmış oluyorum. Şimdi bugün konu olarak kafamda bir iki şey var. Bunlardan bir tanesi gene konu şeylerde pazar günkü sohbetlerimizde hep konuştuğumuz sıkça sorulan ya da sıkça hakkında konuşulan bir olay. Bu da şey seçimi. Buraya gelmek için yer seçimi. Hangi eyalet? Biliyorsunuz bunu da daha önce çok konuştuk. Hangi eyalet diye sormak en başta gerekiyor. O eyalet içerisinde de yine hangi şehir diye de sorulabilir. Bu şekilde ben en başta bu eyalet, şehir yani Amerika'nın idari şeysini diyeyim, bir haritasını göz önüne getirin. İdari yapısından bahsedeyim. Şöyle çok yüzeysel olarak yani çok kısaca diyeceğim. Biliyorsunuz 50 eyalet var. Şimdi bu 50 eyaletin her bir eyaletin içinde ben şimdi kendi eyaletimden örnek vereceğim. Minnesota eyaletindeyim ben. Hani şu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devletlerden biri Minnesota aslında eyalet. İşte bu anlama geliyor burada. Bu Minnesota eyaletinin içerisinde de 82 tane county var. Aynı hani bu country lafı var ya, ülke anlamına gelen, bir de county, orada R harfi çıkıyor, o zaman county oluyor. Onlardan 80 tane var. Bunlar da bir nevi idari bölgeler. Şehirden büyük bunlar. Her bir bu county denen şehirlerin, bölgelerin, idari yapıların içerisinde de bir sürü şehirler olabiliyor. Büyüklü küçüklü, kimisi çok büyük olabilir, kimisi çok küçük olabilir. Örneğin benim yaşadığım şehrin ismi Apple Valley şehri. Bu şehir Dakota County'si içerisinde bulunmakta. Apple Valley şehrinin affedersiniz nüfusu 50 bin kişi civarında. Dakota şehrinde ise bilmiyorum tam rakamı. Bir sürü şehir var. İri ufaklı gene. Kimisi 10 bin, kimisi 5 bin, kimisi 20 bin, 25 bin olarak yani bir dolu şehirler var. Şimdi böyle, bu şekilde bakacağız olaya. Hangi eyalete gideceğiz diye işte soru orada başlıyor. Green card'ınız var, çıkmış. Hazırlandınız, planlarınızı yapıyorsunuz. Bir şekilde bir işte her türlü maddi, manevi hazırlıklarınızı yaptınız, yapıyorsunuz, öğreniyorsunuz filan falan. Şimdi burada bir seçim yaparken biliyorsunuz bugüne kadar birçok coğrafi bölgelerin iklimleri konusunda çok konuşuldu. Ve konuşacağız da. Bu... Ben şuna yol açmak istemiyorum. Şimdi iklimleri hakkında bilgi edinmek zorundayız. Doğru. Bu önemli bir şey. Ancak iklim konusunda da gözünüzü korkutmayın demek istiyorum ben. Şimdi bunu biraz açacağım tabii burada. Gözünüzü korkutmayın ne demek? Örneğin geçen gün Kaliforniya'dan konuşuyorduk. Kansas'tan konuştuk. Kansas'tan bir örnek vermiştim ben en son konuşmamızda. Hatırlarsanız bir arkadaşım vardı, Said, Kaliforniya'dan katılmıştı. O oradaki depremlerden bahsetti. Çünkü Kaliforniya deprem bölgesidir.
Ben Sait'le biliyorsunuz Kansas'ta öğrencilikten tanıştığımı söylemiştim onu tanıtırken kendisini. O da ne şey lafı açıldı. Kansas'ta bir tornado bölgesidir. Hani tornado şu hortum denen olay. Şimdi oradan hatırlıyorum galiba en son geçen pazar günü müydü yoksa ondan bir önceki miydi hatırlayamadım şimdi. Bir arkadaşımız şunu sordu. Niçin insanlar madem öyle şeyler oluyor orada. Hortum oluyor, bir deprem oluyor, burada kasırga oluyor. İnsanlar niçin orada oturuyorlar şeklinde bir soru geldi. Şimdi bu sorunun gelmesi mantıklı. Yani uzaktan baktığınız zaman görüyorsunuz da televizyonda. Miami'deki kasırgaları görüyoruz. Kaliforniya'da sadece deprem değil bir de orman yangınları var. Onları da görüyoruz. Bunları görünce insan diyor ki yani şimdi ormanın dibinde adamın evi var. Yani niye oraya ev yapmış? Şimdi ben en başta gene buradan örnek vereceğim. Benim bulunduğum yerde ki iklim nedir? Minnesota eyaletindeki iklim nedir? Vallahi Minnesota eyaletindeki iklim deyince ilk akla gelen bir tek şey vardır. Daha soğuk, kar ve buz. İklim bu. Kışın. Şimdi mesela şu anda burası gayet güzel. Yani gelin ben buraya ilk geldiğimde çok beğenmiştim. Hala da beğenirim ayrı konu ama yani çok güzel doğası vardır. Yani burası göller bölgesi diye de geçer. 10,000 Lakes State diye geçiyor. Yani 10 bin göl eyaleti. Hakikaten neredeyse bir gölle karşılaşırsınız. Çok o bakımdan doğası, parkları, gölleri harikadır. Fakat dediğim gibi kışında işte soğuğu acıdır. Buzu, soğuğu acıdır. Ama şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu beni nasıl etkiledi bunca senedir? Şimdi ben buraya ne zaman geldim? Evlendik, geldik 25 sene önce. Kansas'taydık o zaman. 25 sene önce evlendik Kansas'ta. Buraya geldik. Eşim Kansaslı. Günlük yaşantımı soğuk nasıl etkiledi? Diyelim ki size yani vereceğim örnek gerçek bir örnek olacak. Ben burada eksi santigrata çevirerek söylemeye çalışıyorum. Çünkü burada biliyorsunuz Fahrenheit geçiyor. Eksi 30 dereceleri gördüm santigrat olarak. Daha da soğuklar oluyor. Yani çok sık ve çok uzun bir sürüyor. O kadar acı soğuk, o kadar uzun sürmüyor ama yani insanı canından bezdirecek soğuk diyebilirim oluyor yani bayağı. Buz durumu deseniz evet o da öyle. Fakat eyalet olarak buna o kadar hazırlıklı ki sistem. Mesela yollar, özellikle highway'ler. Ben buradan çıktım evden işe giderken highway'e gidiyor çıkıyorum. Kesinlikle tıkanma yok. Ne kadar kar yağarsa yağsın, ne kadar buzlanma olursa olsun. Buzlanma temizleniyor. Bunu temizleyen bir dolu araç var. Şehir idaresinin elinde. Bu araçlar arka arkaya görürsünüz böyle tuz dökerek, işte toprak dökerek sürekli olarak durmadan çalışırlar. Yani o havanın durumuna göre. Yani eğer çok kar yağıyor, sürekli buzlanma buzlanma oluyor ve sürekli olarak bu araçlar çalışırlar, yolları açarlar. Yani ben hiçbir zaman yolda kaldığımı İşte buzlanmadan dolayı trafik aşırı tıkandı gidemiyoruz falan böyle şeyler olmuyor. Tabii yani kar yağdığı zamanlar mevsim ilk başlarında yani kaza sayılarında bir artış görülüyor. Buzlanmanın olduğu zamanlar zaten rapor verilir. İşte mesela geçen hafta sonu ne bileyim 400 araba şeye uçtu derler bir şekilde hani yol kenarında olur ya banket diyelim galiba banket deniyor. Ravine diye geçiyor burada. Oralara araçlar yoldan çıkar. İşte hakimiyetini kaybeder, kontrolü kaybeder. Orada gelirler, kurtarırlar. Ya yani böyle çok oluyor ama benim başıma hiç gelmedi. Biraz dikkat olmak lazım açıkçası. Bunun dışında dediğim gibi yollar her zaman açıktır. Şimdi hava çok soğuk. Tamam. Ben sabah evimde ne kadar soğuk olursa olsun evimin sıcaklığı ben ne hangi dereceyi istiyorsam o derecede kalacak şekilde bir düzenim var ya. Hiçbir zaman dışarıdaki soğuk beni etkilemiyor. Sabah kalktım, arabama bineceğim, işe gideceğim. Arabamda bu soğuk ortamdan dolayı benim bir uzaktan şeyim var, kumandalı. Arabayı çalıştırabiliyorum. Şey de kurulu olduğu için ısıtıcı, kalorifer açık. Şöyle biraz bekliyorum 10 dakika. Isınıyor araba. Arabaya giriyorum. Yollar açılmış durumda dediğim gibi. Şey diyorum, işime gidiyorum. Şimdi iş yeri de şey. Aynı şekilde değil mi? Yani ısıtma var filan. Bütün gün içinde çalıştım. Aynı şekilde geri geliyorum. Evime geliyorum. Şimdi ben bu ortamda bu şekilde soğuk beni nasıl etkiledi? Hayatımı bir şekilde ne derler şeye uğrattı mı yani felce mi uğrattı?
Günlük yaşantımı etkiledi mi? İşe mi gidemedim? Yani dondum mu? Dışarıda mı kaldım? Bunların hiçbiri olmuyor. Bu şeyde baktığımız zaman benim hayatımı etkileyici bir korkunç nedeni yok bu işin. Yani soğuğun, karın veya buzun. Buradan başka bir örneğe geçelim. Kansas'ta dedik hani hatırlıyorsunuz o hortum oluyor. Ben orada aşağı yukarı toplam kaç sene epey yani 7-8 sene bulundum. O süre zarfında evet rastladım ben. Bana yani benim üstüme gelmedi. Bana benim evimi yıkmadı ama bir arkadaşımın başına geldi. Şimdi orada niye hani ev yapıyorlar filan? Bunun olma olasılığını böyle olasılık hesaplarını bunların hepsi de mevcut tabii de. Yani bunların hesabı yapılarak da işte mesela şuraya ev kurmayalım, buradan tornado geçiyor gibi bir hesabın yapılması mümkün değil. Çünkü bunun nerede olacağı, ne zaman olacağı, nereden geçeceği yani milyarlarca olasılığın içinde öyle hesaplayın yani. Bunun hesabı yapılamaz. Deprem bölgelerinde deprem sigortaları var. Mesela su kaynaklarına, dere kaynaklarına, su derken göl değil de dere kaynaklarına yakın yerde bir ev alındığı zaman o evin sel üzerine ayrı bir sigorta poliçesi vardır mesela sigorta sisteminde. Bu tip şeyler var. Ne konuşmuştuk? İşte Florida'da Emre hatırlarsanız söylemişti Boca Rota. Çok böcek var demişti. Çok işte haşerat, böcek bu tip şeyler var demişti. Florida sıcak ve nemli bir yer olduğu için tabii bu yerlerde biliyorsunuz böyle böcekler falan sever böyle yerleri. Nemli, sıcak, rutubetli falan yerleri. Olur. Şimdi peki benim akrabam var. Şeyde yaşıyor. St. Petersburg, Florida, St. Petersburg. Gayet emekli şu anda yani ne zamandır emekli de. Rahat rahat orada böyle denize, okyanusa karşı güzel bir ev var. Orada yaşıyor. Hiçbir şekilde şikayetini böcekten falan duymadım. Bunlara karşı her eyalette mutlaka önlemler var. Yani böceklerin çok olduğu yerde böcek temizleyici hizmeti veren firmalar var. Bunlar gelirler, her türlü önlemi alırlar, temizliklerini yaparlar, zaman zaman işte ilaçlamalarını yaparlar. Yani bu bir böcek hücumuna insanlar uğramıyor. Bunun dışında kasırga mesela dedik değil mi? Miami'de, Florida'da, Florida'nın çeşitli yerlerinde. Sadece Florida değil yani bu doğu şeyden başlayıp yukarı yavaş yavaş çıktığınız zaman South Carolina, North Carolina, oradan New York filan, işte Virginia filan, oralarda hep denizlere, okyanusa yakın olan bölgelerinde kasırga riski var. Ama düşünün yani ne kadar orası binlerce kilometrelik böyle giden bir şey. Yani muazzam bir kıtadan bahsediyoruz. Şimdi orada denizden, okyanustan kasırga gelir diye de değil mi? Yani hadi o zaman öyle bakarsak hiçbir yerde 335 milyon insan yaşıyor şu ülkede. Yani değil mi? Yaşanmaz olur. O bakımdan siz coğrafyaya bakacaksınız, iklimi anlayacaksınız. Tamam diyeceksiniz ki işte Minnesota soğuk bir yermiş. Wisconsin eyaleti yanında o da soğuk bir yer. İşte Florida'ya gidersek orası güzel hava. Sıcak bir yer, ılıman iklim. Texas'a giderseniz gene o şekilde Texas içeride. Texas'ın tam altı okyanusa bakar. Kaliforniya derseniz de işte biliyorsunuz depremlerden bahsediyor. Ama bunlar yüzünden de işte ben oraya gitmek istemiyorum çünkü Kaliforniya deprem oluyormuş gibi bir kriteri kullanmanın bir anlamı yok bence. Hiçbir anlamı yok. Bu şekilde bir düşünceye kapılmanın. Şu olabilir, şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Mesela diyebilirsiniz ki biz Illinois eyaletine gitmeye karar verdik. Illinois eyaletinde hangi meşhur şehir var? Chicago şehri var. Şimdi diyebilirsiniz ki mesela Chicago'da son derece çok yüksek iş olanakları var. Yani çok büyük bir yer, hakikaten gelişmiş. Yani birçok olanakları sunabilen bir şehir Chicago. Chicago'da bir lakabı vardır. Her yerinde zaten bir lakabı vardır. Windy City diye geçer. Windy City yani rüzgar şehri, rüzgarlı şehir. Çünkü çok rüzgar var. Bir de soğuk da. Biliyorsunuz o soğukta rüzgar burada da hep ölçülür. Mesela diyelim ki eksi der 10 Fahrenheit ise rüzgarla beraber esas hissedilen soğukluk eksi 10 Fahrenheit değil, eksi 25 Fahrenheit olur. Hissedilen, sizin hissettiğiniz.
rüzgar faktöründen dolayı onu wind chill diye ayrıca hesaplarlar. Şimdi Chicago'ya gittiniz. Soğuk ve rüzgarlı bir yer. Ya burası kadar kar almaz. Buzlanma falan burası kadar olmaz ama gene soğuğu var yani. Şimdi bütün bunlara bakmamız gerekiyor. Öte yanda ne var dedik? İş olan da çok. Bir faktör daha var. Örneğin Chicago şehrinde maalesef Chicago eyaletinin çok yüksek suç oranları var. Belirli yerlere hatta turistler gittiği zaman onlar için özel broşürlerde o hani turist informasyon bürolarının verdiği polislerin de yardımcı olmaya çalıştığı işte şu bölgelere girmeyin, buralardan uzak durun, buralar riskli yerler şeklinde de tarif edilebilecek bölgeler var. Yani bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Hatırlarsanız ben bir önceki, yani dünkü kayıtta ne demiştim eğer izlediyseniz şeye bakın. Cost of living denen yani yaşam maliyetlerini genel şeylere göre eyalet bazında hatta şehir bazında gösteren tablolara bakın. Oradan bir yaşam maliyetlerini çıkartın. Bir de bunun dışında yine bu şekilde bu tarz bu formatta tablolar var. Bilgi kaynakları var. Bunlar da maliyetlerin yanı sıra şeyleri gösteriyor. Bu şimdi bahsetmiş olduğum örneğin gitmeye karar verdiğiniz ya da gitmeyi düşündüğünüz yerde ki suç durumu nedir? Yazar onu. Yani suç yüzdelerle bunlar takip edilir. Suç oranlarında bir de şeyler de takip edilir. Trendler yani son mesela 5 yılda bir artış göstermiş. Son 3 yılda bir artış göstermiş veya büyük bir düşüş göstermiş gibi trendler de takip edilir. Bunlar da verilir. Bu bilgiler de verilir. Şimdi bu şekilde bir yani isterseniz haritayı açıp ben olsam orada yani bilmiyorum diyelim. Nereye gideceğime karar veremedim. O zaman bu şekilde en başta internet üzerinden Google'dan kapsamlı bir araştırma yaparım. Düşündüğüm yerleri, eyaletleri, aklıma gelen eyaletleri araştırırım bu şekilde. Maliyetler açısından yani yaşam maliyetler açısından bir işte suçluluk durumları, eğitim falan gibi durumlar, sağlık hizmetleri gibi durumlar. Bütün bunların bilgilerin toplandığı yani bulabilirsiniz. Bütün bu bilgiler mevcut. İş aramaya bakıyor. Özellikle Amerika hakkında yani şu ülkede şöyle kısaca bir örnek vereyim. Data yani veri istatistik bu yani aklınıza gelemeyecek, hayale sığmayacak kadar inanılmaz derecede derinlikte her konuda, akla gelemeyecek her konuda araştırma, data, veri, istatistik modelleri bunlara dayalı raporlar zaten mevcut. Yani bunları bulabilirsiniz. Öğrenirsiniz, araştırırsanız. Ben şöyle düşünüyorum. Yani eğer bu kadar bir hayat değişikliği. Yani Türkiye'den kalkıp tek başına da olsa, ailenizle de olsa, eşiniz ve çocuğunuz da olsa. Bir böyle bir harekete karar vermek. Yani Türkiye'yi bırakıp Green Card çıktı. Tamam. Ben ülkemi bırakıyorum. Ailemle beraber Amerika'ya göç ediyorum. Şimdi bu büyük bir karar. Küçük bir karar falan değil. Zor bir karar. Ve süreçte dikkatli olmak gerekiyor. Yani şeyli bir süreç. Yani kolay değil tabii. Yani hakikaten bu bir insan hayatının çok önemli bir dönüm noktası oluyor bunu yapan için. O yüzden ben derim ki bu şekilde araştırmalara özen gösterin. YouTube'daki şeyleri, videoları işte biz de onlardan biriyiz. İzlemek faydalı tabii ki. Ama bazen biliyorsunuz bilgi kirliliği de var YouTube'da maalesef. Yani biz buna da değiniyoruz zaman zaman. Bu bilgi kirliliğinden dolayı birileri bir şeyler anlatıyor ya. Şunu yaptım, bunu yaptım, şu kadar para yaptım falan gibi. Siz bir de kendiniz araştırıp bir kendiniz de bir fikir edinmeye çalışın o konu üzerinde. Mümkün olduğu kadar tabii. Yani detayları ne kadar işte detay bulabilirseniz. Bu şekilde ben coğrafi bölge seçimi, eyalet seçimi, şehir seçimi sürecinde böyle bir yaklaşım, biraz detaylı, biraz uğraşmalı. Yani bunu bir proje gibi görmek lazım. Yani bir okulda ders aldığınızı düşünün. Yani düşün bir semestr boyunca ders alıyorsunuz. İşte kitaplar okunuyor değil mi? İmtihanlar var, çalışacaksın, edeceksin, araştırma yapacaksın falan. Onun gibi ders gibi bunu ciddi anlamda oturup çok ciddi alıp zaman harcamanızı, biraz çaba harcamanızı ciddiyetle tavsiye ederim. Çok faydasını görürsünüz.
şeyleri daraltmak açısından, yani seçenekler işte şu kadar, şimdi bu kadar seçenekle nasıl uğraşacağız, bunların arasında nasıl karar vereceğiz, bu seçeneklerin şöyle böyle bir hani daraltılması, belirli kriterler bulup o kriterleri uygulayıp iyice böyle artık ne bileyim birkaç şeye indirilmesi ve ondan sonra da en sonunda nihayetinde bir karara varılması şeklinde bu konuştuğumuz konularda. O yüzden coğrafya konusunu, iklim konusunu kapsamak istemiştim. Saatime bakıyorum, aşağı yukarı bir en fazla 10 dakika sonra da şey yapacağım, kapatacağım. İkinci bir konuşmak istediğim şey vardı. O da değinmek istediğim konu da sağlık sigortası konusu. Sağlık sigortası çok önemli. Çünkü haddinden fazla önemli. En başta onu söyleyeyim. Neden diyeceksiniz? Bu ülkede bir hastaneye, Allah korusun, yani insanız. Yani hepimiz için geçerli bunlar. Bir hastaneye düşme durumu olur. Trafik kazası olur, hastalık olur, şu olur, bu olur. Eğer mesela şöyle bir şey size söylemek istiyorum. Allah korusun, örnek kötü bir örnek ama bir trafik kazası durumunda bir insanı hastaneye götürdükleri zaman o kişinin senin kardeşim paran var mı, sigortan var mı diye en başta sorulmuyor. Hastaneye kabul ediliyor bu kişi. İlk acil müdahale yapılıyor. Yani kanamalı kanıyor hasta. Belki bıraksanız ölecek yani. Kaza geçirmiş. Bunun ilk müdahalesi yapılıyor. Buna hayatı kurtarılıyor. Hastane yatağındayken birisi gelir, başınıza şey sorar. Sigorta bilgilerinizi almaya geldim diye biri gelir. Orada sigorta, işte şu sigorta şirketindeyim gibi bir bilgiyi verirseniz bu şekilde sisteme girmiş olursunuz. Aksi takdirde şöyle bir örnek vereceğim kısaca. Bunu daha başka bir programda daha detaylı değineceğim. Bu sağlık sigortasının bayağı detaylı şeyleri var. Yani kapsamları var. Ancak üstün körü biraz yüzeysel geçiyorum. Sigortanız yok ise, diyelim ki bir örnek, şöyle bir örnek vereyim. Hastaneye gittiniz ve size 10 bin dolar masraf çıkarttılar. Bu yani bir kazadan bahsetmiyorum. Yani herhangi bir şey, öksürüyorsunuz, ne bileyim kendinizi kötü hissediyorsunuz, üşüttünüz, işte nefes darlığı çekiyorsunuz, ne bileyim yani hastaneye gitmek gereğini hissettiniz. Tamam, gidildi, bakıldı, edildi, doktor geldi, hemşire, şu bu ilaçlar falan yatırıldı, belki yatırdılar sizi. Ha, 10 bin dolar hesap çıkarttılar. Şimdi sigortanız var ise sigorta şirketlerine girdiği için öyle bir sistem var ki, yapı var ki, hastane sigorta şirketi arasındaki sistemden dolayı hastane 10 bin dolar diyorsa sigorta şirketi diyebilir ki ben bunu 6 bin dolar ödeyeceğim. 6 bin dolardan fazla da sen charge edemezsin. Yani 6 bin dolar öder ve iş kapanır. Bunun içerisinde size düşen bir %5'lik, 10'luk gibi veya adına deductible denilen, deductible şu oluyor, risk paylaşımı. Yani 6 bin dolar mı? Bunun sen örneğin 2 bin dolarını sen ödeyeceksin gibi böyle şeyler var, formüller var. Ancak hiç sigortanız yoksa, 10 bin dolar demiştim ya, o 10 bin doları ödemekten yükümlü kalırsınız. Eğer sigortanız yoksa. Çünkü sizin için o parayı, hani Türkçesi, pazarlı gidip 10 bin 6 bine düşüren sistem sigortada oluşan bir sistem. Şimdi sigortanız yoksa siz gidip kendiniz pazar gidemezsiniz. Bir de şu var, diyebilirsiniz ki ya 50 bin dolar tuttu. Bunun işte 30 bin dolarını 40 bin dolarını sigortam ödedi. Sigorta şirketim ödedi. 10 bin dolar bana kaldı. Ama ben 10 bin dolar da ödeyemeyeceğim. Yani 10 bin dolara param yok. O zaman hastane ile aranızda bir finansal bir anlaşma yapılır. Ödeme planı çıkartılır. Hastane ödeme planı çıkartır size. Der ki tamam. Hani aynı şey gibi, kredi kartı borcu gibi ya da hani şahsi, ne derler, ihtiyaç kredisi gibi. Senin 10 bin dolar borcun var mı? Var. Tamam. Sen bir plan yapalım. Senin gelirin ne kadar? Gelirine göre bir aylık plan, ödeme planı çıkartılır. Bu şekilde de seçenekler mevcut. Ancak bakın, nereden bakarsanız bakın olaya, şey yani sigorta sahibi olmanız çok önemli. Haddinden fazla önemli oluyor. Ya da sigortasız kalmış olmak yüksek risk haiz ediyor. Yüksek risk taşıyor sizin için. Özellikle de aileniz olduğunu, çocuğunuz olduğunu düşünüyorum. Ona göre konuşuyorum. Sigorta edinmek için çeşitli yollar var. Bunlardan en popüler olanı, yani en geçerli olanı, popüler demeyeyim de en çok geçerli olanı
İnsanlar bir işe girdiği zaman o iş yeri kişinin, çalışanının sigorta primlerinin belli bir kısmını öder. Geri kalanı da çalışan öder. Genellikle bir örnek vereyim, sayısal bir örnek vermek istiyorum. Yıllık diyelim ki 10 bin dolarsa primler, ya da 15 diyelim, daha gerçek bir örnek. 15 bin dolarsa sizin cebinizden 3 ya da 4 bin dolar çıkar. Tabii bunlar değişken rakamlar. Bakın ben sadece örnek veriyorum. Yani duruma göre, iş yerine falan değişir. Geri kalan da şirket öder. Bazen bu oranlar biraz yüksek, biraz alçak, böyle oynar. Şimdi bu en popüler olanı. Peki diyelim ki böyle bir iş bulamadınız. Yani böyle bir işte çalışmıyorsunuz. Veya kendi adınıza bir şey yapıyorsunuz. Hani bir iş yapıyorsunuz. Yani bir şirkette değil de kendi adınıza çalışıyorsunuz. O zaman siz gideceksiniz kendi özel firma, yani özel iş insurance, yani sigorta alacaksınız. Bunu da nasıl yapacaksınız? Gene internetten oturacaksınız. Health insurance diye bir araştırma yaptığınız zaman karşınıza bir sürü seçenek çıkacak. Bu seçenekler size kalmış artık. Bakacaksınız, hesaplayacaksınız. Kimi işte şöyle diyor, kimi böyle diyor. Bütçenize göre o deductible denen olay var ya, bahsetmiş olduğum. O önemli. Deductible yükseldikçe prim azalır. Deductible azaldıkça prim yükselir. O da ne demek oluyor? Deductible'ın azalması, sen daha az risk paylaşıyorsun. O zaman insurance şirketi diyor ki, ben senin riskin artıyor, ben sana daha çok yüksek prim charge edeceğim. E de biri tam tersi. Bu şekilde piyasadaki mevcut sağlık sigortası ile işinde olan bütün firmaların hepsini ve bunların ayrıntılarıyla neler verdiğini araştırdığınız zaman Google'dan, internetten göreceksiniz. Tek tek bunların şeyine girip, kendi sitelerine gidip bütün ayrıntılı bir şekilde sigortanızı oluşturabilirsiniz. Ya da şunu da tabii diyebilirsiniz. Yani ben risk alacağım, sigorta almayacağım. Yani o size kalmış bir şey. Ama risk aldığınızı da farkında olmak zorundasınız. Ben onu ifade etmek istiyorum. Bugün itibariyle bakıyorum, şu anda bana bir saat 27 dakika olmuş diye bana gösteriyor. Şöyle birkaç dakika daha konuşup işte kapatmaya çalışacağım. Sigortanın daha dediğim gibi bir başka da program bu şekilde bir kayıt yapmak istiyorum. Eğer bununla ilgili soruları olanlar varsa daha detaylı olarak örnekler de vermeye çalışabilirim. Nasıl olur da, yani nasıl bir seçim yapabiliriz? Gerçekçi primler nelerdir? Aşağı yukarı ben size şöyle söyleyeyim. Benim kendim cebimden çıkan para ayda sigorta için, benim ve eşimin için, kızımınki üniversitede şu anda, o üniversitedeki sigortayı kullanıyor. O da şeyin içinde, işte o ücretin içinde geliyor. Ben ve eşimle ödediğim sigorta ayda 1000 dolar civarında. Yani yılda ne olmuş oluyor? 12 bin dolar. Bunun dışında da çalıştığım yer aşağı yukarı, tam da o rakamları hatırlamıyorum ama şöyle diyebilirim. Bir o kadar yakın da onlar ödüyor. Bu daha da fazla da olabilir. Yani şöyle bir baktığınız zaman yılda, bakın rakama bakın, yani 20-25 bin dolar falan gibi bir prim çıkıyor ortaya. Şimdi 1000 dolardan ayda 12, yılda 12 bin dolar, öbürü de o kadar ödese 25 oldu işte. Veyahut da daha bir şey az olsa, yani bu iş 15-20 bin doların altına inmiyor. Yani o civarlarda seyrediyor. Diyeceksiniz ki ya 20-25 bin dolar demek senede ne demek yani? Öte yanda riski nedir bunun? Bir baktığınız zaman karşınıza öyle masraflar çıkabilir ki, eğer sigortanız yoksa hayat boyu o hastane, o borca çalışırsınız yani. Yani yüz binlerce dolar da olabilir bu. Bunda ayrıca belirtmekte fayda var. O yüzden hakikaten sigorta konusunda hassasiyet göstermek, bunun farkındalığına erişmemiz lazım ki bu konu üzerine düşelim geldiğimiz zaman. Bu konu üzerinde işte gerekli araştırmaları yapabilelim. Bunları
Gelmeden pek orada yapmaya çalışın ama zor. Yani burada yapabilirsiniz daha ziyadesiyle, daha detaylı bir şekilde. Yani hangi sigorta şirketlerinde işte ne kadar nereye girebilirim? Benim bütçe durumum bu. Bu şekilde. Yani ben bu konuyu da kapsamak istemiştim. Evet arkadaşlar, yani tam 30 dakika olmuş durumda. İşte iklimden konuştuk. Coğrafya, iklim seçenekleri, eyalet seçenekleri ve sigorta. Ben bugünkü konuşmamı bu şekilde burada noktalandırıyorum, kapatıyorum. Tekrar hepinize çok teşekkürler. Dinleme, izleme zahmetinde bulunduğunuz için bu programlara devam edeceğiz. Tekrar yeni bir programda, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.